Merhabalar. Bugün de farklı bir konu ve en çok merak edilen ve bana da özel olarak çok sorulan ama yazmakla çok uzun, anlatmak çok zor. Bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi bunları siz de sosyal medyada özellikle görüyorsunuzdur. İşte Roma medeniyeti, Mısır medeniyetinin metinleri, işte binaları, inşa ettikleri yapılar vesaire bunlar milattan önce bilmem kaç bin ne kadar uzanıyor. Fakat Türklerinki işte 8. yüzyıldan geriye gitmiyor gibi bir takım şeyler görüyorsunuzdur. Bu tarz paylaşımlar. Fakat bunu bir bilimsel olarak açıklamak lazım. Doğrudur. Roma medeniyeti, Bizans, yani Roma zaten Bizans, evet, Mısır medeniyeti. Bunların çok eski, işte piramitleri malum, milattan önce 2000'lere kadar uzanan. Tamam, buralarda sorun yok. Fakat bir karşılaştırma yaparken coğrafi unsurları, iklimi, yeryüzü şekillerini, yani jeolojisini de göz önüne almamız gerekir. Eğer bunları göz önüne almadan karşılaştırma yaparsak saçma olur. Şöyle ki, bugün Çin'in kuzeyindeki, kuzey kesimlerinde diyelim, sarırmak, doğu batı yönlü akar ve Çin'in, o zamanki Çin'in, tabi eski devirlerdeki Çin'in kuzey sınırını bir nevi oluşturuyordu diyebiliriz. Şimdi sarırmağın kuzeyinden ta Sibirya'ya kadar olan coğrafya o kadar ağır iklim koşullarına sahip ki hele de biraz daha kuzeye doğru gittikçe Gobi Çölü'nü geçip Moğolistan içlerinden Güney Sibirya'ya kadar ulaştığınızda o kadar ağır ki şartlar. Bugün bile o kadar ağır. Yani küresel ısınmanın olduğu bu dönemlerde bile o kadar ağır ki buralarda yaşamak cidden çok zor. Yani tabii sosyal medyada bir takım paylaşımlarda görüyorum. İnsanlar özlem duyuyor. İşte atlar koşuyor orada, atlar yürüyor. İşte vatandaş işte sağıyor onu kısrakları, işte kımız yapıyor, içiyor vesaire. İşte güzel bir coğrafya, işte her taraf bol ot vesaire. Ama siz orada en fazla turistik gezi yapabilirsiniz. Bak bunu aklınızdan çıkarmayın. Uzun süre kalamazsınız. Yani bir ay kaldığınızda artık 20. günlerden itibaren perişan olmaya başlarsınız. Bunu söyleyeyim baştan. Dolayısıyla bundan binlerce yıl önce o coğrafyada daha da zordu şartlar. Gerçekten zordu. Yani bugün bile yazları, gündüzleri, yani yaz günlerinde gündüzleri artı 40'lara kadar çıkan sıcaklık, gece sıfırlara yaklaşan sıcaklık, onlara kadar düşen ve gece soba yapmak zorunda kalırsınız. Orada turistik çadırlara giderseniz yaz ayında. Ve bunun küresel ısınma dolayısıyla daha fazla yer küren daha fazla ısındığını düşündüğünüzde, daha eskiden daha soğuk olduğunu yani kabaca tasvir ettiğinizde o zaman daha soğuk olduğunu anlarsın. Ve mekanik çözümü yani gece ile gündüz sıcaklıkları arasındaki farklılıklar gece mekanik çözülme çölleşmeye doğru götürüyor. Yani orada sizin karşınıza toprak çıkmıyor, kum çıkıyor. Ve siz kumdan çamur yapamazsınız. Kumdan çamur yapamazsınız. Toprak olmadığı için de yani verim alabileceğiniz toprak olmadığı için de tarım yapılamıyor. Şimdi buradan şu sonuç çıkmaz. Türkler tarımı bilmiyordu. Yok, Türkler tarımı bilmiyordu değil. Türklerin tarım yaptığına dair kanıtlar var. Ama bu topraklarla zor olacağını, yani yüksek verim alınamayacağını söylemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu kadar zor şartlarda, işte kışın bir don olduğunda hayvanların telef olduğunu ve insanların aç kaldığını düşündüğünüzde, yine de buna rağmen acısını, yani kederini, sevincini bir taşın bir kayanın üzerine, bakın büyük kahanlık yazıtlarından söz etmiyorum. Onlar özellikle yazılmış prestij metinleri onlar. Ama bir kaya üzerine yazılmış bir durum bildirme metninde daha fazla halkı görüyoruz. Ve halk bütün bu acılarını taşlara, kayalara, sadece taşlara ve kayalara mı? Hayır. Kemer tokaları üzerine, hayvanların koşum takımlarına, özellikle atları, yine hayvanların ağzına takılan gemlerin üzerine yazılmış metinlerimiz var. Ve bunların sayısı çok fazla. Öyle bir iki tane falan değil yani. Birkaç tane maşrap olduğunu söyleyebilirim. Maşrapaların altında yazılar var. Yani aslında insanlarımız bu zor şartlarda yaşamışlar ama yine de yazıdan vazgeçmemişler. Dolayısıyla bu kadar ağır koşullarda yine de bakın ordu balık yani karabalgasun, baybalık,
Kuzeyde porbajın, bunlar da Türklerin yine balçıkla yaptığı ama bugüne kadar duvarlara çok fazla ulaşmadı çünkü toprak elde etmek zor orada. Dolayısıyla da böyle bir şey yapmanız zor ve böyle bir binalar kompleksi oluşturmanız gerçekten zor. Bunları bilmeden, bunları düşünmeden bu tür tartışmalar, karşılaştırmalar yapmanın bir anlamı yok. Doğru da değil zaten, doğru da değil. Fakat bence şöyle yapılabilir. O coğrafyada yaşamış insanların, toplulukların neden çok fazla metinleri az, çok fazla değil? Bence bunu sormak lazım. Çinliler hariç çünkü ama Çinliler daha güneyde yaşıyorlar. Daha güneyde yani daha sulak yerlerde yaşıyorlar. Kusura bakmayın yani Çin medeniyetiyle kıyaslamayın. O karşılaştırma da doğru olmaz. Bakın Türklerin coğrafyasındaki medeniyetle Çin medeniyetini karşılaştırırsanız da doğru olmaz. Çünkü Çinlilerin yaşadığı coğrafya farklı, Türklerin yaşadığı coğrafya farklı. Bu şuna benzer. Bakın Amerika kıtasını hiç görmedim bilmiyorum ama az çok coğrafyadan, işte belgesellerden falan. Şimdi eğer siz Alaska ile Los Angeles'ı karşılaştırır, birinde daha büyük medeniyet, daha büyük yapılar, binalar var. Bakın 21. yüzyıldan söz ediyorum. Karşılaştırırsanız saçma sapan olur. Alaska sürekli soğuk bir yer, karlı bir yer. Los Angeles başka bir yer. Dolayısıyla bu tür karşılaştırmanın bir anlamı yok. Eğer bilimsel olarak soruyorsa insanlar biz bu açıklamaları yaparız. Ama yok art niyetliyse zaten onlara söyleyecek bir şeyimiz yok. Ciddiye almaya da değmez. Ama bu tür videoları izlerlerse eminim bilgileneceklerdir. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.